Herkese merhaba, Şimdi kitabımızın son bölümündeyiz ama en önemli bölümündeyiz, paragraftayız. Ee, sözcükte anlam ve cümlede anlam videolarında hep söyledim, dedim ki artık TYT son yıllarda bir paragraf cümlede anlam ve sözcükte anlam sınavına dönüştü aslında. Ağırlıklı paragraf sorularının olduğu, 20 küsur paragraf sorusunun olduğu cümlede anlam sorularının ve sözcükte anlam sorularının olduğu bir sınava dönüştü. Dil bilgisi oldukça azalmış. 7-8 civarına düşmüş durumda. Demek ki paragraf çok önemli. Şimdi bugünkü dersimizde paragraf bilgisinden anlatım biçimlerini göreceğiz. Anlatım biçimleri de her sene ÖSYM'nin mutlaka bir soru sorduğu konudur. İsterseniz hiç zaman kaybetmeyelim. Ara ara ÖSYM nasıl sorar konuşacağız zaten. Sorular üzerinde de konuşacağız. Şimdi konumuzu anlatmaya başlayalım. Evet, anlatım biçimleri arkadaşlar ilk konumuz anlatım biçimleri dört tane. İlki açıklama, daha sonraki bölümlerde aşağılara doğru diğerlerini de göreceğiz. Tartışma, betimleme ve öykülemeyi göreceğiz. Ama ilki açıklama, arkadaşlar açıklamada amaç bilgi vermektir. Okura bir şey öğretmektir. Şöyle yapalım, bilgi vermek. O kura bir şey öğretmek, öğretmeyi sadece çizsem yeterli aslında bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır. Bir başka özelliği açıklamanın nesnellik vardır. Nesnelliğin ne olduğunu cümlede anlamda da konuşmuştuk. Nesnellik kısaca şu, yoruma açık olmayan yani herkesçe cümlede söylenenin herkesçe aynı kabul edildiği, kanıtlanabilen, yoruma açık olmayan, kişinin kendi kişisel düşüncelerinin olmadığı, e, cümlelere, e, yargılara nesnel yargılar, nesnel cümleler diyoruz. E, onun dışında e, açıklayıcı anlatım ya da açıklamada sanatsal kaygı olmaz. E, yani bir üslup kaygısı olmaz. E, Şuraya bir çizelim. E, üsttekine geçeyim sonra buraya tekrar döneyim. Anlatım açık ve yalın olur. Yani okuduğumuzu çok kolayca anlayabiliriz. Kapalı bir anlatım yoktur. Sanatsal e, kaygı da yoktur mesela sanatsal kaygı olan cümlelerde imgeler olur zaten ileriki bölümlerde anlatacağız mecaz anlamlar olur kişisel e, kişileştirmeler olur kişisel görüşler olur benzetmeler benzetmeler olur sanatsal kaygıdan kasıt bu imgelerin mecazların benzetmelerin sanatların e, teşhis yani kişileştirmelerin teşbih yani benzetmelerin olduğu cümleler e, sanatsal kaygının olduğu cümleler ama açıklayıcı anlatımda böyle bir şey yok açıklamada yok Dümdüzdür, öyle diyeyim. nesnel düz cümleler. Bir de düşünceyi geliştirme yolları var. Kullanılan düşünceyi geliştirme yolları var. Açıklamada yaygın olarak tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma ve tanık gösterme gibi... Düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Sayısal verilerden yararlanma filan da var. Hepsini konuşacağız merak etmeyin örnekler üzerinde. İsterseniz e, bu bilgilerden sonra örnek üzerinde konuşalım. Ama çizdiğim yerlere dikkat edelim. Yeri geldikçe ben onları buldukça da çizeceğim. Parçamız şöyle. Sanal para kavramı 1980'lerin sonlarında fikren ortaya çıkmış olsa da bu paralarla ilgili yazılım geliştirme süreci 90'lı yılların başına denk gelmektedir. Şimdi arkadaşlar, şu cümleyi çizeyim bir önce buraya kadar olan bu cümleyi şöyle yapalım hatta hepimiz pardon hepimiz aynı şeyi anladık değil mi bu cümleden? Yani yorumu açık değildi. Siz de dinlerken ben de sanal para kavramının 1980'lerin sonlarında fikren ortaya çıktığını Yazılım geliştirme sürecinin de 90'lı yılların başında e, yapılmaya başlandığını e, anladık. Hepimiz aynı şeyi anladık. Yani burada bunu yazan kişinin yorumu değildi bu. Biz bunu kanıtlayabiliriz de, değil mi? Çizdiğim yerlere dikkat edin. Nesnellik vardır dedim. Biz bunu kanıtlayabiliriz de. Yani gitsek, araştırsak 80'lerde fikrin ortaya çıktığını ve 90'larda e, uygulamaya geçildiğini, yazılım geliştirmeye başladığını görebiliriz. İşte böyle olur açıklama. Yorum açık olmaz. Kişisel düşünceler olmaz. Devam edersek, 1998 yılında Weidei isimli bir bilgisayar mühendisi herhangi bir merkezi otoriteye ihtiyaç duymayan bir mani fikrini ortaya atmıştır. Ardından Nick Szabo, bu arada yabancı kelimeleri doğru e, okuyup okumadığımdan çok emin değilim e, ama e, herhalde anlaşılıyor aşağı yukarı. Ardından Nick Szabo adında bir bilgisayar programcısı dijital para birimlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak için kriptografik teknikleri kullanarak ortaya atılan bu fikri daha da geliştirmiştir. Şimdi... İsimler var, yıl var. neler yapıldığı var Yani e, hepsi biz e, internetten araştırmaya başlasak e, Google'a girsek arasak e, hepsinin e, gerçek bilgiler olduğunu yorum olmadığını kanıtlanabildiğini göreceğiz. E, genel olarak bu parçada da ben bilgi edinmedim mi ya da siz bilgi edinmediniz mi dinlediğinizde bilgi edindiniz bir şeyler öğrendiniz kripto paralarla ilgili ne zaman bu fikrin ortaya çıktı bu arada da son yıllarda çok gündemde kripto paralar bu fikrin ne zaman çıktı hakkında bilginiz oldu yani bilgi verme öğretme işlevi var mıydı vardı nesnel miydi yani hepimiz aynı şeyi anladık mı ve kanıtlanabilir mi evet açık mı son derece açık ve net anlattı mı evet Sanatsal herhangi bir kaygı güttü mü? Yani teşbihler, kişileştirmeler, imgeler, mecaz anlamlar kullandı mı? Hayır. E, onun dışında örneklendirme, tanık gösterme, e, onları şimdi girmeyeceğim. E, onu ayrıca düşünceyi geliştirme yolları diye bölümümüz var. Çünkü konu çok dağılmasın. Şimdi özet olarak bu parçada açıklama ya da açıklayıcı anlatım kullanıldığını Anladık mı arkadaşlar nasıl yapıldığını? Anladık değil mi? Şimdi çünkü niye bu kadar e, anladık mı diye ısrarla soruyorum. Birazdan göreceğimiz tartışmacı anlatımda ya da tartışmada öğrencilerin kafası karışıyor. Açıklamayla tartışma karıştırılıyor. E, eğer bunu çok iyi anladıysanız bence tartışma hiç kar karışmayacak. Şimdi de tartışmaya geçeceğiz. Arkadaşlar tartışmada e, adı üstünde e, yazan kişi... Bir konuyu karşısındakiyle tartışıyormuş gibi ele alır. Ne demek karşısındakiyle tartışıyormuş gibi? Şimdi hepsini anlatacağım. E, tartışmada kendi fikrinizi savunursunuz ya bunu kastediyorum. Biriyle tartışırken kendi fikrinizi daima savunursunuz. Ondan bahsediyorum. E, bir başka özelliği kendi düşüncelerini açıklar ve savunur. Yani siz ara sıra... Ben buna katılmıyorum ya bu senin düşüncen deme hissini duyarsınız, ondan da bahsedeceğim. Kendi düşüncelerini açıklar ve savunar, savunur. Sadece kendi düşüncelerini açıklayıp savunmakla kalmaz, karşıt düşüncelere de yer verir ve onları da çürütmeye çalışır. Gene günlük hayattaki tartışmayla örtüştürebiliriz arkadaşlar. Günlük hayatta da biz biriyle tartışırken aslında kendi düşüncemizi savunurken karşımızdakinin düşüncesinin de yanlış olduğunu ya da onu çürütmeye çalışırız. Yanlış olduğunu anlatmaya çalışırız. Bir de okuduğunuzda yazar, yazan kişi beni ikna etmeye çalışıyor hissi olur. Zaten amacı da odur. Sizi ikna etmektir. Kendi düşüncelerine inandırmaktır. Bunun içinde sorular sorar Yine cevapları da kendisi verir. Bir de öznerlik hakimdir. En öze, en önemli özellik e, bu bence. Yani yazar, yazan kişi kendi düşüncelerine e, anlatır. E, açıklamanın zıttıdır. Açıklamada hatırlayın bakın. E, şöyle neredeydi? Evet, çizmiştik bakın. Nesnellik hakimdir. En önemli farkı bu. Tartışmayla açıklama karışıyor demiştim. Evet. Açıklamanın bir başka özelliği de bilgi vermektedir vermektir. Burada bilgi vermeyi görmeyeceksiniz. Burada e, okuduğunuzda e, bu kişi kendi düşüncelerini anlatmış savunmuş diyeceksiniz. Ben şunu öğrendim, ben şu konuda bilgi edindim demeyecek, demeyeceksiniz. Şimdi örneğimize bakalım. İletişim bugün değerini kaybetmiş kavramlardan biridir. Mesela ilk cümleden bile tartışma geleceğinin ipucunu ben aldım. Nereden aldım? İletişim bugün değerini kaybetmiş kavramlardan biridir. Ben derim ki Hayır e, tam tersi iletişim e, bugün daha önemli bir kavram diyebilirim. İletişimin değerini kaybettiğini söylemek onun düşüncesi. Bu e, kendi düşüncesi mesela buradan bile e, ufaktan e, ipucunu vermiş tartışmaya gireceğinin. E, ben anlıyorum burada bir iletişim değerini kaybetmiş mi kaybetmemiş mi tartışması başlayacak hissiyatı bende uyandı. Diğer cümlemiz bakınız bugün daha iyi şartlarda yaşamamıza rağmen eskisinden daha mutsuzuz. Şöyle bir e, kendi düşüncelerini anlattığının e, girişini yaptı. Bakınız bugün daha iyi şartlarda yaşıyoruz ama daha mutsuzuz dedi. Şimdi daha mutsuz olduğumuz mesela bana göre onun düşüncesi. E, Birçok e, bir insan da benim gibi düşünüyor olabilir. Der ki hayır bugün daha mutluyuz. E, aslında daha iyi şartlarda yaşıyoruz. iletişim olanakları da arttı. Tabii dediğim gibi ben farklı bir düşünceyi göstermek için söylüyorum. Katılıp katılmamam önemli değil. Ya da diyor ki bunun sebebini daha mutsuz olmamızın sebebini iletişim kuramadığımızı, kuramadığımıza ya da yanlış kurduğumuza bağlıyor. Yoldan geçen insanlara göz atıyorum. Çoğu bağırıyor, çağırıyor, sinirleniyor, tartışıyor. Bakın yine kendi düşüncesi, kendi gözlemleri demiştik ki kendi düşüncesini açıklar zaten kendi düşüncesini olduğunu söyledi yoldan geçen insanlara bakıyorum dedi yine bu onun düşüncesi çoğu bağırıyor çağırıyor dedi çünkü zira hatır almak tatlı dilli olmak bir sorunu çözmeye çalışmak onlara zor geliyor bu da onun düşüncesi İnsanlara bu kadar çabuk anladığını ya da dışarıdaki bağırma çağırmalarına bakarak onların tatlı dilli olmayı ya da bir sorunu çözmeye çalışmanın onlara zor geldiğine karar vermesi kendi düşüncesi katılmayabiliriz de buna ne demiş Montaigne? Şimdi Montaigneden de kendi düşüncesini destekleyecek bir şeyler söyleyecek bize ki biz ikna olalım diye. Ne, ne demiş Montaigne? İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize. Ne kadar da doğru değil mi? Şimdi sorumuz da geldi. Ben de derim ki, bu arada hep karşı çıkıyorum ama anlatmak için, yani yazarın kendi düşüncelerini düşünceleri olduğunu anlatmak için. Mesela ben de derim ki. Hayır, insan yalnız sözle insandır, yalnız sözle bağlanır, bağlanırız birbirimize cümlesine. Katılmıyorum, bana göre de davranış önemli. Hatta buna gerçekten katılıyorum. Bana göre de sözler önemlidir ama... Ee, sadece bir insanın sözlerine bakarak e, onun e, yapmak istedikleriyle ilgili fikir edinemeyiz. Davranışlar da önemlidir çünkü bazen e, sözleri istediğimiz gibi e, eğip bükebiliriz, kullanabiliriz ama davranışlarımızla kendimize ele verebiliriz. Mesela ben de böyle düşünebilirim. İşte buradan öznellik olduğunu anlıyoruz. Yani yazarın kendi düşüncesi olduğunu anlıyoruz. Bakın hemen karşıt bir fikir sundum mesela. Bana göre de söz değil davranış önemlidir diyebilirim. Ne kadar da doğru demiştik ya kendi sorar kendi cevaplar. Hatırladınız mı şurada? Kendisi sorar kendisi cevaplar. Burada da onu yaptı. Niye bunu yapıyor? Yani diyor ki benim düşüncem doğru. bana inanın. Ben sizi ikna etmeye çalışıyorum diyor aslında. İnsan düşünebildiği için diğer varlıklardan üstün değil midir? Eğer konuşurken düşünme yeteneğimizi kullanmazsak diğer canlılardan ne farkımız kalır? Sözlerimiz zeka seviyemizi gösteren ölçü, ölçüt değil midir? O zaman neden hala gittiğimiz birçok ortamda sarf edilen boş sözcüklerin doğurduğu kuru gürültülere maruz kalıyoruz dedi. Şimdi özetlersek ben zaten... Ee, Belli önemli yerleri, kendi düşüncelerinin olduğu yerleri daha doğrusu önemli demeyeyim. Kendi düşüncelerinin olduğu yerleri yani öznelliğin olduğu yerleri çizmiştim. Şimdi biraz da isterseniz e, açıklamayla e, karşılaştıralım. Ama ona geçmeden önce yine toparlayayım. E, yazar bizimle bir konuyu tartıştı. İletişimin e, günümüzde e, çok azaldığını özellikle sözlü iletişimden bahsetti. E, insanların e, sözle çözmek yerine çok gergin ve sinirli olduklarını söyledi. Ee, öznel bir şekilde anlattı bunu. Bu metinde hiçbir bilgi yok. Ben bunu okuyunca hiç bilgi edinmiyorum. Ee, yani e, tamamen bir kişinin iletişimle ilgili öznel düşüncelerini e, duyuyorum burada. Yoksa bir bilgi e, edinme e, söz konusu olmuyor. Ama yukarıya bakalım. Açıklamaya geldiğimizde kripto paralar hakkında bilgi edindim. Mesela ben kendim de ufaktan böyle ilgi duyan hani neymiş diye böyle birazcık bildiğim bir konu. Fakat burada mesela bu konunun 80'lerin sonlarında fikir olarak ortaya çıktığı bilgisi, 90'lı yıllarda yazılım yapıldığı bilgisi benim için bu parçadan edindiğim bir bilgi. Ya da şu kişiler işte B fikri Ardından Nix Zabo e, ya da VD yani bu isimler falan hepsi benim için yeni bilgiler. Ben bu parçayı okuduğumda kripto, e, kripto e, varlıklar hakkında e, bilgi edindim. Bir şeyler öğrendim ve bunlar kanıtlanabilir. Yani nesneldir ben bunları araşsam Google'lasam e, bunların e, kanıt, gerçek olduğunu kanıtlayabilirim. Ama alttaki metinde bu metinde yazarın kendi düşünceleri, iletişimle ilgili kendi düşünceleri ve ben birçok yerde de katılmadığımı mesela söyledim. Bu bana göre böyle değil dedim. İşte tartışmayla açıklama arasındaki fark bu. Birinde bir kişinin, yazan kişinin düşüncelerini öğrenirsiniz, onun fikirlerini öğrenirsiniz. Diğerinde ise siz de bilmediğiniz bilgiler edinebilirsiniz. Onların doğru olup olmadığını kanıtlamak için günümüzün kaynaklarından özellikle de Google'dan ya da neyse artık ne kullanıyorsanız oradan öğrenebilirsiniz. İşte ikisi arasındaki fark bu. Şimdi de geçelim betimleme ve öykülemeye. Betimleme. Eskiler buna tasvir etme derlerdi. Artık o isim kullanılmıyor arkadaşlar. Hatta betimleme için sözcüklerle resim yapma sanatıdır diye hep söylenir. Yani o kadar detaylı anlatırsınız ki adeta resim yaparsınız ama boyalarla değil sözcüklerle. Betimlemede arkadaşlar bir yer ya da bir varlık gözümüzde canlanacak şekilde anlatılır. Bu gözümüzde canlanması önemli. Yani biz okuduğumuzda metni betimlemenin olduğu bir metni okuduğumuzda bir varlık ya da bir canlı ya da bir yer artık neyse betimlenen şey gözümüzde canlanır. Bir kere bu tamam, cepte. Niteleyici sözcükler bunun ne olduğu genellikle anlaşılmıyor diye ben parantez içine neyi kastettiğimizi de koydum. Sıfatlar çünkü bu daha önce ÖSYM'nin sınavlarında çıktı arkadaşlar. E, çıkıyor. Şıklara konuyor. İşte yukarıdaki parça ile ilgili hangisi söylenebilir, söylenemez şeklinde. Şıklara da niteleyici sözcükler kullanılmıştır koyuyor. Birçok öğrenci bana soruyor. Hocam ne demek istiyor? Ne demek isteyecek? Niteleme sıfatını kastediyor. Niteleyici sözcükler dediği sıfatlar özellikle niteleme sıfatları. Buna dikkat edelim. Bir de beş duyumuza hitap edecek ayrıntılara. Aslında burada iki ayrı kelime var. beş duyumuz dediği özellikle gör, çoğunlukla görme, çoğunlukla görme ve işitme duyumuza hitap eder. Beş duyumuz da dahil tabii ki ama özellikle onlara. Bir de bence en önemli özelliği betimlemenin ayrıntılar. Belki de şu çizdiğim yerler arasında betimlemeyi en yanlayabileceğiniz özellik bence ayrıntılar, detaylara yer vermek yani. Durağanlık hakimdir. Bu da önemli. Yani okuduğunuzda böyle bir e, tasvir yapılır ya bir yer ya bir insan ya bir e, varlık ya bir canlı ama böyle durağandır, hareket yoktur. Çünkü hareketi birazdan öyküleme için söyleyeceğim. Hareket öyküde e, hareket öyküde vardır. O yüzden burada hatta şöyle deriz sıfatlar kullanılır. Mesela öykü için fiiller kullanılır diyeceğim. Orada hareket vardır. Burada bir durağanlık. Şimdi ben ne demek istediğimi metin üzerinde de anlatacağım. Burada tabiatın her türlüsü var. Lübnan çamları yetişen yaylaları ile orman tabiatı. Şimdi tabiatın her türlüsü var dedi. Yavaş yavaş o tabiatı anlatıyor. Lübnan çamları varmış. Mesela çamın çeşidini anlattı. Orman tabiatı, denize, denizden yukarıda yukarıdan bakan ve çağlayan döken, sonra uzaklarda alçala alçala geniş ve derin bir kumsalda eriyen yalı. Şimdi arkadaşlar, yalı dedi ama şu detayları çizmiştim ya, yıldızlamıştım ya bakın. Yalı, sonuçta bir yalı. Yalı diyebilirdi ama bakın neler neler demiş yalı ile ilgili. Denizden yukarıdan bakan ve çağlayan döken Sonra uzaklarda alçala alçala geniş ve derin bir kumsalda eriyen yalısı ile yalının pek çok özelliğini sıfatlar yoluyla söyledi. İşte detaylara girdi yani. Hem sıfat kullandı hem detaylara girdi. Yalısı ile eşsiz bir kıyılar tabiatı, sağa döndüğümüzde gözlerimizi görünmez çizgileriyle dinlendiren Sola baktığımızda hayalinizi enginler rüyası içinde sallayan deniz tabiatı. Şimdi alt üstü deniz tabiatını anlatacak öyle diyeyim. E, fakat neler neler söyledi deniz tabiatı ile ilgili. Gözümde canlansın diye şurada çizmiştim. E, sıfatlar kullandı. Mesela neler dedi? Nasıl bir deniz tabiatıymış? Ee, sağa döndüğü eşsiz kıyıları ile kıyılar tabiatı pardon oraya geçmiştim sağa döndüğümüzde gözlerimizi görünmez çizgileriyle dinlendiren sola baktığımızda hayalimizi enginler rüyası içinde sallayan bir deniz tabiatı ne sıfatlar kullandı ne sıfatlar devam edeyim devamında da dedi ki iki taraça ile toros eteklerine doğru geniş düz avlık ve seyranlık ova tabiatı. Ova tabiat, tabiatına geldi. Çeşitli tabiatları anlatıyor. Mesela ilkinde orman tabiatını anlattı. Sonra kıyılar tabiatını anlattı. Sonra deniz tabiatını anlattı. Şimdi de ova tabiatını anlatıyor ama detaylara gire gire. Toros eteklerine doğru geniş düz avlık ve seyranlık ova tabiatı. Gene sıfatlar kullanarak bolca. Hepsi her çeşidi var. İsviçre'deki dağ karşımızda, Riviera'daki kıyılar önünüzde, Macaristan'daki ova arkanızdadır dedi ve böylece bitirdi. Şimdi bu arada beş duyumuza, özellikle de görme duyumuza sık sık hitap etti, değil mi? A ağaçlardan bahsetti, yalılardan bahsetti, kıyılardan, ovalardan, denizden görme duyumuza özellikle beş duyumuza hitap etti demiştim. En fazla görme duyusu olur ayrıntı ayrıntıları inanılmaz şekilde bolca verdi. Durağandı değil mi? Sadece bir tabiat var. Yani hiçbir hareket yok. Bir tabiat var. Biz o tabiatı anlatıyor. Ve gözümüzde canlandı mı? Aslında Belki ben daha yavaş daha güzel ve daha araya girmeden, kesmeden okusaydım. siz de gözlerinizi kapatsaydınız belki de gözünüzde canlanacaktı bu bahsettiği tabiat. İşte betimleme böyle olur arkadaşlar. Şimdi öykülemeyi görelim kıyaslayarak ara ara tekrar betimlemeye dönelim Öyküleme belki betimleme ile karışabilir arkadaşlar aslında benzemiyor ama bazen karışabiliyor betimleme ile. Öykülemede diğerlerinden hepsinden farklı olarak olay olur. Yer, zaman ve kişi gibi ögeler bulunur. bir de amaç burada okuru bir olayın içinde yaşatmaktır. Yani size bir olayın girişi de yapılabilir. Böyle tamamen aslında hata şurada yapılıyor. Tamamen olay 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 bekleniyor. O kadar çok olay olmayınca betimleme demeye başlıyor öğrenciler. öyle değil. Biraz önce betimlemede görmüştük arkadaşlar. Betimlemede e, tasvir e, yani e, bir yeri gözümüzde canlandırmak amaçtı. Burada da bizi bir olayın içinde yaşatmak amaçtır. Yani biz kendimizi o olayın içinde hissederiz. Bu olay bazen giriş olduğu için çok yoğun olmayabilir. Yani yoğun olaylar beklemeyin. Onun dışında amaç eee amacın okuru e, olay içinde yaşatmak olduğunu söylemiştim. Varlıklar sürekli hareket, devinim halinde anlatılır. Bu devinim kelimesi çok kullanılıyor. Biraz önce Pardon, betimleyici anlatımda demiştim ya, niteleyici sözcükler kullanılır diye veriyor ÖSYM. Niteleyici sözcükler derken aslında kastettiği sıfatlardır. Burada da varlıklar devinim içinde anlatılır diye veriyor genelde. O devinim dediği de hareket. Yani burada fiiller çok kullanılıyor diyebilirim. Betimlemeden farkı, betimlemede sıfatlar çok kullanılır. Belki bu da ayırt etmenizde işinize yarar. Şimdi örnek üzerinden anlatalım. İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Şimdi hemen böyle kişiler gelmeye başladı değil mi? Ee, i̇htiyar var, askerler var. Birbirine karıştı. Ufaktan harekette başlıyor. Dedik ya fiiller hareket ön plandadır. Bir çığlıktır koptu. Hareket bence başladı. Devinin başladı. Bir çığlık geldi. Birdenbire kendim olayın içinde hissettim. İşte böyle olur öykülemede. Betimleme olsaydı o olayın içinde hissetmek değil de detaylarla bir şeyin gözümüzde canlanması vardı. B'ye haber verin. Konuşmalar bile geldi. B'ye haber verin. B'ye haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Bak, Bakın bağırıştılar. İhtiyarın kollarına girdiler. Yani hareketler, devinim, fiiller bol bol gelmeye başladı. E, kuş gibi denizin kenarına uçurdular. Bakın gene bir hareket geldi ve bir fiil geldi. Bir sandala koydular. Devam ediyor. Kendim oğlanın içinde yaşamış gibi hissetmeye başladım değil mi? ihtiyar vardı askerler vardı çığlık koptu aldılar götürdüler bir sandala koydular <laughs> büyük bir kadırgaya çıkardılar askerin içinde onun kahramanlık serüvenlerini bilmeyen ürünü duymayan yoktu biraz güvertede durdu hareket devam ediyor fiiller hareket devam ediyor sevinçten şaşırmış aptallaşmıştı Ayağına bir çakşır geçirdiler. Bakın devam ediyor. Ayağına bir e, ayakkabı diyelim, terlik geçirdiler. Sırtına bir kaftan attılar, başına bir kavuk koydular. Sürekli bir hareket değil mi? Sürekli bir devinim. Ama e, ne demiştik bakın, betimlemede demiştik ki durağanlık vardır. Orada böyle bir durağanlık, durgunluk vardır. Ama burada hareket. Pardon. Devam edelim. Haydi beyin yanına dediler. Konuşmalar geldi. Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara pala bıyıklı, sırmalı giysisinin üzerine demir, çelik zırhlar giymiş bir adamın karşısında durdu. Hareketler devam etti. Şimdi bakar, bakalım olay var mıydı? Ne olaylar ne olaylar. Tek bir olay değil. Pek çok şey oldu. Bir yer var mıydı? Bir denizde geçiyor güverte falan var ya denizde geçiyor zaman bir zaman ifadesi burada geçti mi onu göremedim ama bu kısmında yoktur bu bir öykü bu kısmında zaman geçmeyebilir şart değil kişiler vardı asker ihtiyar adam filan amaç o kuru olayı içinde yaşatmak mı evet yaşadık zaten bir devinim yani hareket var mıydı evet vardı bol bol da fiiller kullanılmıştı İşte buna öyküleme diyoruz hepsi bu kadar arkadaşlar ee, sorular üzerinde tekrar zaten detaylı olarak konuşuruz karşılaştırırız ee, şimdilik bu kadar sorularda birebir ÖSYM bölümünde görüşürüz. Bir dahaki dersimizde düşünceyi geliştirme yollarını göreceğiz. O derste görüşürüz.